Türkiye ekonomisinin sürekli büyüdüğü, dünyanın sayılı ekonomiler arasında girdiği ifade ediliyor siyasiler tarafından. Sayın seyirciler, rakamlarla karşılaştırıldığında bu söylemler ortaya farklı bir durumu çıkarıyor. Trabzon'un Araklı ilçesindeki Elibeyt panelinde sunum yapan araştırmacı yazar Nihat Hekimoğlu o rakamları açıkladı. Yeni Mesaj gazetesi Trabzon'un Araklı ilçesinde Tevhidin Merkezi Ehlibeyt ve İslam alemini kuşatan fitneler paneli düzenledi. Panelde ekonomi üzerine bir sunum yapan araştırmacı yazar Nihat Hekimoğlu, Türkiye ekonomisi üzerine çarpıcı rakamlar aktardı. İktidarın vatandaşı yanılttığını belirten Hekimoğlu, Türkiye'nin Dünya Ekonomi Ligi'nde geriye gittiğine dikkat çekti. Türk ekonomisi 1977'de dünya ekonomi sıralamasında 16. sırada. Bu doğru. Resmi rakamlara göre. Ama 2013'te Türk ekonomisi dünya ekonomik büyüklüğünde 17. sırada. Bugün 2014'te geldiğimiz noktada Türk ekonomisinin dünya ekonomileri içerisindeki büyüklükteki sıralaması kaç? Aralık 2014 itibariyle 19. sıra. Resmi Dünya Bankası ve IMF verilerine göre. 19. sırada. Ve 2013'te 17'deyken 19'a düşüyoruz. Bizim altımızda olan iki devlet önümüze çıkıyor. Kim onlar? Bugün kral ölen Suudi Arabistan ve Türkiye'nin sadece Konya büyüklüğünde olan Hollanda bizim önümüze geçiyor. Ve ama daha bugün bakıyorsun devlet yetkilileri biz 16. sıraya yükseldik diyorlar. Neydi o? Dişi deve hikayesi miydi? Dişi deve hikayesini anlattı, değil mi? Siz de şey yaptınız. Aynı o dişi deve hikayesi. Yani ne rakam, ne gerçek, ne başka bir şey. Ne deniyorsa o. Deseler ki biz dünyanın bir numaralı ekonomisiyiz, ona da inanacağız. Hekimoğlu, milli gelirimizin dünya geneline oranını da açıkladı. 1987 ve 2014 arasındaki kıyaslamada ortaya ilginç bir sonuç çıkıyor. Türk milli geliri 1987'de değerli kardeşlerim dünya milli gelirinin oranı yüzde kaçmış biliyor musunuz? %1.4. Sadece bu kadar. 2014'e geldiğimiz zaman bu oran ne kadar biliyor musunuz? Değişim ne kadar? Artış ne kadar? Dünyadaki payımız ne kadar? Bizim milli gelirimizin dünyanın milli gelirine oranı ne kadar? Değişim sıfır değerli kardeşlerim. %1.4 yani. Türkiye 87'den 2014'e tam 27 senede bir arpa boyu yol gitmemiş. Hakikat bu. Nihat Hekimoğlu ekonomideki çöküşe karşı çözümü de anlattı. Profesör Doktor Haydar Baş imzalı milli ekonomi modelinin dünyada 150'yi aşkın ülke tarafından tamamen veya kısmen uygulandığına dikkat çeken Hekimoğlu, Türkiye'deki sessizliğe tepki gösterdi. Değerli kardeşlerim bak şimdi koskoca salon. Burada var 100 kişi. Kimsenin cebinde düzgün böyle para yok. Burada bir sürü baba görüyorum, anne görüyorum. Çocuğuna verecek parası yok. Paranız olmadığı halde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş Bey size ben sizin cebinize 500 lira vatandaşlık maaşı koyacağım her ay. Hanımlar sizi ev hanımı statüsünde işçi statüsüne alacağım. Ve hepinize 500 lira ayrıca vatandaşlık maaşının yanında bir 500 lira daha vereceğim. Dediği zaman nereden bulacağım parayı diyor. Hiçbir şey vermiyoruz ona. Yok sayıyoruz.